arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz hem çok kolay hem de çok şık bir örgü modelini birlikte yapacağız. Örgü modelimiz hemen hemen düz kadar kolay bir çalışma. Bakınız önden şu şekilde görülmekte. Arkasında çevirdiğimiz zaman arkasında da birer çizgi halinde devam ettiğini ve arada birer çukur olduğunu görmekteyiz şu şekilde bakınız yine paralel bir şekilde devam etmekte Evet modelimiz çok kolay birbirine tekrarlayan bir çalışma kolay gelsin diyerek hemen Örmeye başlayalım kolay gelsin modelimizi kurmak için ilmekleri aldıktan sonra bir sıra düzümü ördüm şu şekilde bir haroşa görüntü oldu bakın her iki taraftan da aynı örgüm görülmekte. Hemen örgümün düz yönünü çeviriyorum ve modelimi uygulamaya başlıyorum. İpimiz sol tarafta olduğu zaman düz yöndeyiz bakınız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi şişime takıyorum. Boş takıyorum bakınız ipim arkada. Tekrar diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi Şişime örmeden geçiriyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İpim arkada, şişime ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Bu şekilde bir düz, ipimiz arkada bir boş. Bir düz, ipimiz arkada bir boş. Tekrar düz, bir boş. Bir düzüm örüyorum. sıramızı bakınız bu şekilde tamamlıyoruz. Bir boş ve en son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir, birinci ilmeğimizi örmeden aldık. Bir düz, bir boş, bir düz, bir boş, bir düz, bir boş şeklinde ilmeklerimizi ördük. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Bakınız, örgümüzün arkasında ise aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Ördüğümüz ilmeklerimizi yeniden örüyoruz. Boş aldığımız ilmekleri boş olarak bırakıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakınız, diğer sırada. Bu ilmeğimizi örmeden şişimize takmıştık. İpimiz yine bu kez bu yönde olacak. Bakınız birinci sırada nerede kaldıysa ipimiz diğer yönde arkadaydı. Bakınız şimdi ipimizi öne alıyoruz ve ilmeğimi örmeden takıyorum. Bir tane şuradaki görmüş olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Bir ters örmeden şişime ilmeğimi geçiriyorum. Tersimi örüyorum. Örmeden şişimize takalım. Ters tekrar örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum. Diğer sırada örmediğim ilmeklerimi bu sırada da örmeden şişimize takıyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şart ipimizin yönü. Örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum. Örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum ve son ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını kurduk. Bir ilmeğimizi ördük. Bir ilmeğimizi boş olarak şişimize taktık ve örgümüzün arka yönündeyiz. Hemen arka yönden de örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Boş olarak aldığım ilmeği yine ipimi arkaya alıyorum. Şişime boş takıyorum. Örgümün ters olduğunu görüyorum. Bakınız ters örgümü düz olarak örüyorum tekrar boşaldığım ilmeğin arkasına ipimi geçiriyorum şişimi boş bir şekilde takıyorum örmeden ters ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi arkaya alıyorum ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ters ilmeğimi düz örüyorum ipimi arkaya geçirip boş alıyorum ters ilmeğimizi düz örelim ipimizi arkaya geçirip boş alıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Terslerimizi düze çeviriyoruz ve boş ilmeğimizi alıyoruz. Boşlarımızı bakın boş. En son tersimi düz olarak örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve modelimi arkadan bu şekilde örerek tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada tamamen düz örüyoruz. Örmediğim ilmeklerimi de örüyorum. Ördüğümüzü hem örmediğimizi düz olarak örelim. En son ilmeğimize geldim ve düz olarak örüyorum. Örgümüzü tamamladık. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim burada da. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Bir sıra düz ve bir sıra ters ördük. İşlem yapmadık. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum örgümün yönü düzgün olması için. Evet tekrar örgümüzün düz yönündeyiz. Burada alt sırada kurduğumuz gibi modelimizi yeniden kuruyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örmeden şişime takıyorum ve ipim arkada. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Diğerini örmüyorum. İpim arkada. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Birini örmeden alıyorum. Bir düz, bir boş. Bir düz, bir boş. Düz örüyorum. Boş alıyorum. İpim arkada. Bakın, ördüm. Boş alıyorum. Ördüm. Örmeden alıyorum. Örüyorum örmeden aldım bir düz bir boş bir düz bir boş en son ilmeğimizi düz olarak örelim örgümün yönünü çeviriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim örmediğimiz ilmeğimiz diğer sırada ve ipimiz arkada ipimi arkaya alıyorum bu ilmeğimi yeniden örmeden şişime takıyorum bir önceki sıradaki ördüğüm ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın ters örgü ama düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi ipimi arkaya alıyorum. Örmeden alıyorum. Diğer sırada örmediğimizi bu sırada da örmüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpim arkada boş alıyorum. İpim önde düz örüyorum. İpim arkada boş alıyorum. İpim önde düz örüyorum. Boş aldım. Düz ördüm arkada boş aldım düz örüyorum en son ilmeğimi de düz örüyorum ve bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz örgümüzün ön yüzünü çeviriyorum. Bakınız modelimiz kendisini göstermeye başladı. Bu yönde tekrar örmeye başlayalım. Bir sıra düz ve bir sıra tersimiz ördükten sonra modelimizi yeniden bir tanesini örüp bir tanesini örmüyoruz. Bu şekilde modelimizi büyütüyoruz. Aynı işlemlerimizi tekrar ederek modelimi bu şekilde büyüttüm ve çok güzel görülmekte bakınız. Arkasına da şöyle bakalım. Arkası da ilmeğimizi boşaldığımız yerler çizgi şeklinde görülmekte bir ters bir düzde ördüğümüz yer iç kısımda kalmakta Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere